İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Konseyi Başkanı Armena Gabrahamyan'ın Raymond Yezegelyan'ın vefatı nedeniyle taziye konuşması. Doğu Ermenistan'ın barış antlaşmasına yanıt önerileri geliştirilme aşamasındadır. Son yıllarda Armenosit Müzesi'ne 4000'den fazla eşsiz malzeme teslim edildi. Artanış 9 antik kentinde milattan önce 3000. yıla tarihlenen bir mezarlık alanı keşfedildi. Alan Artsakh'ın kültürel mirasının yok edilmesi dünya kültürünü yoksullaştırıyor. Dikran Gevorkyan, Poti Uluslararası Satranç Turnuvası'nın galibi. Raymond Yezegelyan, Doğu Ermenistan'ın bağımsızlığının ilk yıllarından itibaren Fransa'dan gelen konuklar da dahil olmak üzere birçok turistin gözde mekanı haline gelen Yerevan'da Yezegelyan Residansı yaptırdı. Onun insani girişimleri Arsah cephesinde yaralanan askerlerin, öğrencilerin ve ailelerin desteklenmesine ve eğitimine de büyük katkı sağladı. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Konseyi Başkanı Armen Gabrahamyan, Raymond Yezegelyan'ın vefatı nedeniyle derin taziyelerini dile getirdi. Raymond Yezegelian'ın vatanseverlik ve hayırseverlik alanlarındaki büyük katkılarından söz ederek onun Ermeni milletine olan samimi bağlılığını ve sevgisini vurguladı. Başkan Abrahamyan, Raymond Yezegelian'ın kaybının tüm Ermeni halkı için büyük bir acı olduğunu belirterek Raymond'un ailesine ve yakınlarına en derin başsağlığı dileklerini iletti. Doğu Ermenistan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ani Badalyan basını açıklamasında Doğu Ermenistan'ın barış antlaşmasına yanıt önerileri geliştirme aşamasında bulunduğunu ifade etti. Badalyan, "Cevap önerileri barış antlaşmasının kısa sürede imzalanması ilkesine uygun olarak geliştiriliyor." dedi. Doğu Ermenistan'ın Güvenlik Konseyi Sekreteri Armen Grigoryan 26 Haziran'da Doğu Ermenistan'ın Bakü'den barış antlaşmasına ilişkin 10 paket tavsiye aldığını ifade etmişti. Ermenilere uygulanan soykırım Armenosit Müze Enstitüsü'nde ki Batı Ermenistan için burası Ermeni Ulusal Hafıza Merkezi'dir. Son yıllarda alınan 4000'den fazla materyalin ve Armenosit'ten sağ kalanların anıları serisinin sonraki üç cildi ve bilimsel süreli yayınlarının sunumuna ev sahipliği yaptı. Ermenilere uygulanan soykırım Armenos Müze Enstitüsü Müdürü Edita Gızoyan sunumda geçen yıl yayınlanan Journal of Genocide ve Uluslararası Armenosit Soykırım Araştırmaları adlı bilimsel süreli yayınların iki sayısının yanı sıra serinin normal sayılarının da yer aldığını bildirdi. Soykırımdan sağ kurtulanların anılarını anlatan Rusça ve Fransızca iki bilimsel makale. Bunlar arasında örneğin hem Armenosit hem de Hamidiye katliamları sırasında çekilmiş orijinal fotoğraflar yer alıyor. Artsak'ta yaşananlarla ilgili oldukça fazla sayıda fotoğraf da var. Fransız-Ermeni fotoğrafçı Arşak Max Sivasian'ın hem 1992'de hem de 2016'da Artsak Savaşları'ndan kesitleri temsil eden fotoğrafları da bunların bir parçası. Fotoğrafların bir kısmı henüz yayınlanmadı. Geyalkonik bölgesi Cambarak topluluğunun Şohagat ve Ardaniş yerleşimleri arasındaki Ardaniş 9 antik alanında 2020-2023'te gerçekleştirilen kazı sonuçlarını zenginleştiren ilginç ve yeni bulgular ortaya çıkardı. Armen Presi'nin haberine göre antik alanda millattan önce 3. bin yılın ilk yarısına tarihlenen erken Tunç çağı yerleşimi ve mezarlık alanı keşfedildi. Arkeolog, 2015 yılında keşif ekibimiz bu tepe bölgesinde arama çalışması yaparak 2020 yılında kazılarına başladığımız son derece önemli ve zengin arkeolojik materyaller içeren Artaniş 9 antik alanını keşfettik. Hem geçen yıl hem de bu yılki kazılarda mükemmel sonuçlar ortaya çıktı. Arkeolog bunun Kur Araks kültürünün son evresine ait olan ve geçmişi milattan önce 3. bin yıla kadar uzanan Sevan Gölü'nün kuzeydoğu kıyısında kazılan tek antik alan olduğunun vurgulanması gerekiyor dedi. Keşif ekibi ayrıca evcil hayvanların kemikleriyle birlikte iyi korunmuş 3 insan iskeletinin ortaya çıkarıldığı bir Orta Tunç Çağı mezarının da açılışını yaptı. Ayrıca insan iskeletlerinin altına evcil hayvanların iskeletleri yerleştirildi. Mezarda ayrıca iki adet kil çömlek bulunmuştur. Mezarın taş zırhının çapı 17 metreydi. Araştırmalar burada yaşayan toplumun tarım, hayvancılık, avcılık, metal işleme ile uğraştığını, özgün mimari ve çömlekçilik geleneklerine sahip olduğunu doğruladı. Yerleşimde bulunan hayvan ve bitki kalıntıları üzerinde yapılan araştırmalar insanların balıkçılık, vahşi hayvan avcılığı, at, büyük ve küçük baş hayvan ile evcil hayvan yetiştirme, ekmeklik tarım ve metal işleme ile de uğraştıklarını kanıtladı. Geçtiğimiz yılın buluntuları arasında çeşitli boncuklar, bronz obje parçaları, yekpare bıçak ve oklar, kemik kabza başlıkları, taş ve kemik işleme aletleri, çakmak taşı, orak uçları, kil ocak parçaları ve kalıpları değerli eserler olarak değerlendirildi. Tekerleğin minyatürü ilginçtir bu da bizden 5000 yıl önce burada yaşayan insanların zaten tekerleği ekonomilerinde ve günlük yaşamlarında kullandıklarını kanıtlıyor. Artan iş 9 anıtının bulunduğu alandaki kazılara önümüzdeki yıllarda da devam edilecek. <laughs> Avusturya Katolik Ajansı Salzburg Üniversitesi Profesörü ve Armenolog Yasmin Dum Tragut'a bulunarak Artsak'taki Ermenilerin kültürel mirasının tehlike altında olduğunu, Bakü'nün onu yok ettiğini bildirdi. Bu konuyla ilgili Armenolog'la yapılan röportaj Viyana Kilise gazetesinde yayınlandı. Dum Tragut'a göre Barış zamanında Bakü zaten 28 bin Ermeni kültür alanını yok etti ancak şu anda Artsak'tan neler olduğunu kesin olarak bilmiyoruz. Oraya girme ayrıcalığı yok. Uydu fotoğrafları yayınlıyorlar. Yasmin Dum Dragut, Arsak'ın kültürel mirasının yalnızca Hristiyan tanıklığı olarak değil, aynı zamanda küresel bir kültürel değer olarak da önemli olduğunu vurguluyor. Farklı reyting ve yaş gruplarında düzenlenen 17. Poti Uluslararası Satranç Festivali Nana Alexandria Kup adlı uluslararası satranç turnuvası Gürcistan'ın Poti kentinde sona erdi. Turnuvanın D grubunda 9 üzerinden 7 puan toplayan Dikran Gevorkyan birinci oldu. 8 yaşa kadar gençler grubunda ise 9 üzerinden 7,5 puan alan Manvel Vartanyan birinci oldu. Batı Ermenistan genç sporcularımızı kutlar, başarılarının devamını diler. Sayın izleyiciler ve sevgili soydaşlarımız, bugün için bu kadarını gördük. Hoşçakalın.